Erkan Aksu, öncelikle yapmış olduğunuz Erfel'in güzel yüzünü bütün memlekete gösterdiğiniz için cani gönülden teşekkür ederim. Aktivistliğiniz dillere destan. Allah devamını eylesin. Evet, şimdi zaten kamuoyunda malum. Hepsini saymaya gerek yok. Bizi buraya Erfelek'teki olan ihtiyaç taşıdı aslında. Erfelek'in gerçekten adanmış üretken bir belediyeciliğe ihtiyacı vardı. Sahayı gördük. Biz bu sahayla alakalı gerçekten Erfelek'in mahkus talihin değiştirilmesi gerektiğine inandığımız için biz bugün buradayız. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sözde kalanların akıbetini görüyoruz. Bizim ağzımızdan bir şey çıkmışsa o kanundur, kitaptır, namustur, şereftir. Bizim dünkü söylediğimiz bugün de geçerlidir, bugünkü söylediğimiz yarın da geçerlidir ve ilelebet geçerli olmaya devam edecektir. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu doğalgaz işini o kadar çok büyüttüler ki doğalgaz aslında bir proje değildir. Doğalgaz bir hizmettir. Elektrik gibi, su gibi bir hizmettir. Bunun gelmeme sebebi ne iktidarın hatası vardır, ne devletin hatası vardır. Bunun gelmeme sebebi kahveden çıkıp bunun peşine gitmemektir kardeşim. Belediye başkanı olalım, doğalgaz nasıl gelirmiş, hizmet diyelim daha doğrusu, hizmet nasıl gelirmiş bir görelim o zaman. Öncelikle ben Erfelek ilçe halkından çok özür diliyorum. Yapmamız gerektiği kadar, olması gerektiği kadar organize olamadık. Aslında biz organize olmuştuk ancak bu kadar rakamı beklemiyorduk biz işin açıkçası. Yani düğün salonunun dolması, altta kahvelerin dolması, merdivenlerin dolması, bir anda oluşan bir izdiham. Lütfen kıymetli seçmenlerim, kıymetli komşularım, özür dilerim ama söz bayrama kadar tekrar bunun tekrarını yapacağız. Biz bugün Mehteran ile kendi aramızda bir müzik şöleni yapalım istedik ancak bu da gövde gösterisine döndü. Buradan gönül veren dostlara çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen Erfelek'te ilkti bu. Emin olun gelmiş geçmiş bütün belediyecilerin aslında belediye başkanlığı yapmadığını, sadece o rozeti taşıyıp makam arabasına binip onun zevkini güya kafasına göre yaşadığını göreceksiniz. Buradan seçmenime bir mesajım var. Kıymetli hemşerilerim, komşularım, bizim hiçbir ideolojik duruşumuz olmadı. Tabii ki bazı noktalarda elinizin güçlenmesi için bazı siyasi partilere bağlı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz de iktidar ortağıyız. Kaldı ki bizim AK Parti ile falan hiçbir sorunumuz yok. Bizim buradaki çalışmayan zihniyetle sorunumuz. Kaldı ki çalışmayan zihniyeti sadece AK Parti'ye de yüklemek çok doğru değil. Ya da işte buradaki AK Parti iktidarının başındaki bulunana da yüklemek çok doğru değil. Bu listenin tamamı burada suçlu. Yapılan olumsuzlukların tamamında tamamının imzası var. Hiçbir samimiyet testini geçememiştir. Geçemedikleri için biz buradayız. Belki samimiyet testini geçselerdi bu hadiseler olurken çıkıp meydana haykırsalardı bugün bir takım hakları sahipti. Hakları vardı bugün bir takım şeylere ama artık ilişki bitti, kavga başladı. Bu asla bizim tasvip edebileceğimiz, bu bizim asla bizim duruşumuza uymayan bir davranıştı. Ben onların tamamını Allah'a havale ediyorum. Bu milletin, bu memleketin hakkını yediler, malını yediler, mülkünü yediler. Ancak görüşeceğiz hepsiyle. Sizlere çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşerilerim. Pazar günü toyumuz var. Hepinizi toyumuza bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz.